Merhaba sevgili gençlik Fırat Hoca ile Felsefe Grubu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle felsefi terimler sözcüğümüzün M ve N maddelerinden devam edeceğiz. Ekranda görmüş olduğumuz kavramların çıklamalarını yapacağız. Maddecilikten başlayalım. Maddecilik materyalizm olarak da karşınıza çıkması muhtemel kavramlardan bir tanesidir. En önemli temsilcileri eski çağ filozoflarından bir tanesi olan Demokritos ve 19. yüzyıl Alman idealistlerinden bir tanesi olan Karl Marx'tır. Evrenin mekanik hareket yasalarına göre oluştuğunu savunan bu anlayış varlığın arkesi atomdur görüşünü de savunan varlık felsefesi ekollerinden bir tanesidir. Geçtik maddi nedeni. Aristoteles'in dört nedeninden bir tanesidir. O dört nedenin üçünü de aşağıya yazacağım şimdi. Nedir bu maddi neden? Bir varlığın ana maddesinin onun maddi nedenini oluşturduğuna dair görüştür. Yani elimizde tutmuş olduğumuz kalemin maddi nedeni kemmez kalem kullanıyorsak örneğin plastik, mürekkep ve içinde kullanılan metaldir gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir tahta kalemi tuttuğumuzu varsayalım. Yine plastik, keçe ve mürekkeptir diye düşünebilirsiniz maddi neden bir şeyin olmazsa olmaz nedenlerinden bir tanesidir Formel neden de böyledir diğer dediğim gibi kalan üç nedeni de fail neden ereksel neden diye de sıralayabiliriz geçtim mağara, mağara idolleri aslında müfredattan kaldırıldı ama yine de bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum Francis Bacon'ın bilimsel düşünmeyi engellediğini varsaydığı 4 idolden bir tanesidir Mağara idolleri insanın kendi iç dünyasının gerçeği görmesine engel olan ya da bilimsel gerçeği görmesine engel olan idolleridir. Platon'un mağara alegorisinden esinlendiği için bu ismi alır. Diğer üç idol ise tiyatro idolleri, çarşı pazar idolleri ve kabile soy idolleridir. Bu idollerimize de ilgili sözlüğümüzden bakarak ulaşabilirsiniz. Mağara benzetmesine baktığımız zaman bu uzunca bir fasıl ama en azından buradaki temsilleri verip geçelim hemen. Platon'un meşhur Alegorisine yani bir nevi efsanesi diyebiliriz ya da mitos diyebiliriz. İdalar alemini anlatmak için kullandığı bir benzetmedir. Güneş burada hakikati temsil eder, gölgeler fenomenleri yani duyularla algılanan dünyayı temsil eder. Mağaranın içi dünyayı temsil eder, mağaranın içindeki insanlar sıradan halkı temsil eder. Mağaranın dışı da idalar alemini temsil eder. Hatta bu mağaranın dışına çıkabilen insanlar da filozof ve bilgeleri temsil eder. Bu temsil üzerine mağara benzetmesini bu şekilde de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Geçtim mantık doğrusuna. Üç tür doğrudan bir tanesidir. Birisi bilgi doğrusuydu, birisi ahlak doğrusuydu, birisi de mantık doğrusuydu. Sık sık karşınıza çıkan kavramlardan bir tanesidir. Mantık doğrusu iki veya daha fazla öncülden ya da argümandan zorunlu bir sonuca ulaşmaktır. Ulaşılan bu sonuçlar bizi içerik olarak değil şekil olarak ilgilendirir. Örneğin bütün insanlar ölümsüzdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates de ölümsüzdür. Akıl yürütmesinde bilgisel bir doğruluk yoktur. Fakat buna rağmen mantıksal doğruluk vardır. Çünkü sonuç önermesi yani o halde Sokrates ölümsüzdür önermesi öncüllerden zorunlu olarak çıkmıştır. Diğer iki doğru türüne de zaten bilgi doğrusu ve ahlak doğrusu demiştik. Bunu B ve A maddelerine bakarak da öğrenebilirsiniz tekrardan sevgili gençler. Geçtim mantıkçı pozitivizm anlayışına. Mantıkçı pozitivizmi analitik felsefe diye de görmeniz mümkün. Neo Neopozitivizm diye de çözümleyici felsefe olarak da yeni olguculuk olarak da görebilirsiniz. Bunların temsilcileri Carnap, Rahenbach ve Wittgenstein'dir. Hepsi de 20. yüzyıl modern filozoflardır. Doğru bilginin ölçütünün anlamlılık olduğunu savunurlar. Bir şey doğru ya da yanlış demek istiyorsak önce onu anlamamız gerektiğini vurgulayan bilgi felsefesi anlayışına mantıkçı pozitivizm diyoruz. En önemli mottoları da dilimizin sınırları, dünyamızın sınırlarını belirler mottosudur. Bilim felsefesinde ürün olarak bilim ya da Klasik bilim anlayışını savunanlara biz mantıkçı pozitivizm adını veriyoruz sevgili gençler. Mayotik yine Sokratik yöntem ya da doğurtma yöntemi olarak da karşımıza çıkan eski çağda Sokrates'i Sokrates yapan yöntemdir. İnsanda doğuştan var olduğu düşünülen bilginin ortaya çıkarılması için Sokrates tarafından soru cevap şeklinde ortaya atılan yönteme mayotik diyoruz. Özellikle de Menon isimli diyalogda en güzel örneklerinden bir tanesini görüyoruz. Mayotik şöyle işliyor. Sokrates herhangi bir konuda bir uzmanı karşısına alıyor. Bir takım sorular sorarak aslında o şeyi bilmediğini gösteriyor. Daha sonra kişi bilmediğini kabul ettikten sonra yine doğru sorular sorarak aslında o şeyi bildiğini fakat doğru sorularla karşılaşmadığını ortaya koymaya çalışıyor. Buna da biz mayotik yöntem adını veriyoruz sevgili gençler. Meşruiyet kavramı siyaset felsefesinin en önemli kavramlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yasallık, legalite ya da kanunilik olarak da görmeniz mümkün. Literal anlamında devletin kendini baskı ve rıza yoluyla kabul ettirmesi manası vardır. Devletin işte benim halkım dediği kadar halkın da işte benim devletim diyebilmesine biz meşruiyet diyoruz. Bunun en önemli iki tane unsuru rıza ve baskıdır. Yani devlet bazı konularda bazı şeyleri halkına yaptırabilmek için baskı unsuru uygulamak mecburiyetindedir. Fakat bunu halkın rızası nispetinde yapmalıdır. İsyan çıktığı zaman meşruiyette ortadan kalkar sevgili gençler. Metafizik kavramına baktığımız zaman fizik kavramının zıttı olduğunu görüyoruz. Bu Aristoteles tarafından ilk defa Metafizika kitabının içerisinde ele alınmış kavramlardan bir tanesidir. Gözle görülemeyen, elle tutulamayan felsefi konuları kapsadığını söyleyebiliriz. Felsefi problemlerin ağırlıklı bir kısmı aslında Metafizik problemlerdir, yani fiziği aşan problemlerdir ya da fizikle açıklanamayan problemlerdir diyebiliriz. Geçtim, metodik şüphecilik. Bu, Descartes'in öncüsü olduğu felsefi akımdır. Septisizme, tepkisellik içerdiğini söyleyebiliriz. Biraz geç bir tepkidir ama Descartes'e kadar bunları alaşağı eden başka da bir ekol ya da bir temsilci yoktur. Doğru bilgiye ulaşmak için şüphenin yalnızca bir araç olduğunu savunan görüştür her şeyden şüphe etsek bile şüphe eden bir benin varlığını asla şüphe edemeyiz ya da şüphe ettiğimizden şüphe edemeyiz. Descartes'in düşünüyorum o halde varım dediği mevzu da tam olarak burada gerçekleşir. Metodik şüphecilik bilgi felsefesinde özellikle de septisizme tepkiselliğiyle bilinen ünlü bir ekolümüzdür diyebiliriz. Geçtik modernleşme kavramına. Modernleşme özellikle de sosyolojide sıklıkla göreceğimiz kavramlardan bir tanesidir. Bilim, sanat, siyaset, felsefe, yaşam tarzı konusunda dünya standartlarına uyma çağdaşlaşma şaşma olarak da bildiğimiz bir kavramdır. Mutlak kavramı yine parçaların içerisinde sıklıkla geçtiği için anlamını vermemiz lazım. Aslında belli bir ünitenin konusu değildir ama değişmez, mutlak, sabite, soyut, numen, düşünsel olan manalarında kullanılır mutlak dediğimiz. Değişken kavramının da zıttı olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Geçtik ne maddesine? Nelik bunun ilk terimi olacak. Nelik mantıkta görmüş olduğumuz kavramlardan bir tanesi. Nokta 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 nedir sorusunun cevabına biz nelik sorusu diyoruz ya da bu sorunun kalıbına nelik sorusu diyoruz. Mahiyet olarak da bilinir. Kimlik ve gerçeklik kavramlarıyla kardeştir. Bu üçünün karşılığını yine ilgili terimler sözlüğümüze bakarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim nesnellik kavramına. İlkokul 4'ten beri görmüş olduğunuz, göre göre kustuğunuz kavramlardan bir tanesi. Objektiflik olarak da karşınıza çıkar. Bazı noktalarda evrensellik, genel geçerlik, tümel uzlaşım olarak da görebilirsiniz. Bilgisel bir yargının hiç kimsenin itirazına konu olmayacak kadar kesin olması durumuna nesnellik adını veriyoruz. Ya da objektiflik adını veriyoruz gençler. Geçtim niceleyici değilleme. Yüklemler mantığında bir önermenin başındaki değil veya değillerden kurtarılmasına niceleyici değilleme kuralı diyoruz. Dört tane kural olduğunu hatırlatalım. Değil her x, değil f x gibi bir kavramın bazı x, f x'e dönmesine değil her x, f x gibi bir kavramın bazı x, değil f x'e dönmesine değil bazı x, f x gibi bir kavramın her x, fx kavramın. değil f x şekline dönmesine ve son olarak değil bazı x, değil f x kavramının her x, f x'e dönmesine biz niceleyici değilleme diyoruz. Dikkat ederseniz önermelerin başındaki değilleri kurtarmış. Eğer iki değil varsa birbirini götürmüş. Eğer tek değil varsa ortaya geçmiş olarak görüyoruz. Mantıkta sıklıkla kullanacağımız kurallardan bir tanesidir. Aklınızın bir köşesinde daima bulunması gerekiyor sevgili gençler. Geçtim nominalizm kavramına. Ortaçağ Hristiyan felsefesinde tümeller problemiyle ilgili dile gelmiş 3 tane ekolümüzden bir tanesiydi. Hatırlayalım. Bir tanesi kavram realizmiydi, bir tanesi kavramcılıktı, bir tanesi de nominalizmdi. Nominalizm adcılık olarak da bildiğimiz ekollerden bir tanesidir. İsimlerin yani adların sadece birer sembolden ibaret olduğunu ve tümel olan herhangi bir şeyi birebir nitelemediklerini ifade eden kavrama anlayışa nominalizm adını veriyoruz. En önemli temsilcisi de Okam William'dır ya da William Okam'dır sevgili gençler. Norm kavramı sosyolojide sıklıkla gördüğümüz kavramlardan bir tanesidir. Sosyoloji topluma yön veren gelenek, görenek, örf, adet, yazılı ve yazısız hukuk kuralları, görgü kuralları ya da adab-ı muhaşeret kuralları birer normdur yani kuraldır. Normlar toplumsal kontrolün sağlanmasında önemli bir rol oynar diyeceğiz arkadaşlar. Bu anlamda sosyolojinin özellikle de kurumlar sosyolojisinin öne çıkan kavramlarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Normatif bilimlere geldiğimiz zaman yine felsefenin temel kavramlarından bir tanesiydi. Mantık, matematik ve geometriyi niteleyen bilimler kategorisine normatif bilimler diyorduk. Bu kural koyucu anlamına geliyordu. Normatif kural koyucu anlamına geliyordu. Diğer iki bilim kategorisi ise sosyal bilimler ya da beşeri bilimler, pozitif bilimler ya da nazari bilimler olmak üzere üç grupta inceleniyor idi sevgili arkadaşlar. Numen son kavramımız. Numen fenomen kavramının zıttı ya da karşıt olarak gördüğümüz kavramlardan bir tanesidir. Akılla kavranabilen, değişmez yani mutlak olan soyut unsurların tamamına biz numen ismini veriyoruz. Sevinç, mutluluk, neşe, hüzün, aşk gibi kavramları da numen kategorisinde değerlendirebiliriz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.